أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, âline, ashabına, kıyamete kadar gelecek mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti buraya teşrif eden siz değerli kardeşlerimin ve abilerimin üzerine olsun. Buradan evlerimize geri döndüğümüzde aile halkımızı sıhhat, huzur ve hidayet bu şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. Değerli Müslümanlar, Enes bin Malik radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu teslim etmek üzere olan oğlu İbrahim'in yanına girince gözyaşları boşaldı. Olaya şahitlik eden Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme döndü, dedi ki ey Allah'ın Resulü, siz de mi ağlıyorsunuz? Bir peygamberi belki ilk defa böyle ağlarken görmüştü. Ya da cennete gidecek, cennetin bahçelerinde bir kuş olacak çocuklar için ağlanır mıydı? Belki bugün ilk defa şahit. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona yöneldi ve dedi ki ey İbn-i Avf, bu gördüğün gözyaşları rahmet ve şefkatin eseridir. Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz ancak Rabbimizin razı olduğu sözleri söyleriz. Sonra müşfik bir baba edasıyla oğlu İbrahim'e döndü, dedi ki ey İbrahim, seni kaybetmekten ötürü gerçekten üzgünüz. Buhari ve Müslim hadisi. İbn-i Sad'ın tabakatında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in defin işleriyle uğraştığı sırada bir an gözü bir dağa çarpar. Ona bakar, sonra kalbindeki hisleri diline vurmaya başlar. Ve der ki ey dağ, bil ki benim içimdeki acı ve hüzün senden daha ağır gelmektedir. 7 Ekim tarihinden bu yana genelde Filistin, özellikle Gazze'de hunharca saldırılar, pervasızca katliamlar ve ortaya çıkan manzaralar vallahi bize bir dağdan daha ağır gelmektedir. Acımız katlanarak büyümektedir. Filistin'in üzerine, ümmeti Muhammed'in üzerine atılan her bir bomba sinelerimizi deşmekte, hüznümüzü artırmaktadır. Allah, elhamdülillah. Biz biliyoruz ki bu hal mümin ile münafığı birbirinden ayıran alameti farikadır. Zira mümin kimse kardeşinin başına gelen musibete üzülür, ona isabet eden hayra ise sevinir. Münafık ise Müslümanın başına gelen musibete sevinir, ona isabet eden hayra ise üzülür. Elhamdülillah. Şu an hanelerimize, sinelerimize, bedenlerimize hüzün düştü. Ama bilmekteyiz ki doğumun yaklaştığı an acıların ve sancıların ayyuka çıktığı andır. Vallahi de dünya kutlu bir doğuma gebedir. Yükü çok ağırdır.
Zira yükü İslam'dır. Vallahi de alem, insanlar istese de istemese de, kafirler karşı çıksalar, destek de olsalar, İslam'ın ahlakına ve ahkamına doğru koşmaktadır. Vakit yaklaşmıştır. Bunun en büyük göstergesi İslam ümmetinin içindeki acıların içerisinde saklıdır. Vallahi bu şerefli ve onurlu bir acıdır. Billahi bu izzetli bir hüzündür. Tıpkı Filistinli bir yetkilinin söylediği sözlerde olduğu gibi. Malezya'da olan Müslümanların, yani bizim beldemize en uzak Müslümanların Mescid-i Aksa içerisinde hür ve özgür bir şekilde namaz kılmaları için İslam uğruna bütün Filistin feda olsun. Yani bize diyordu ki, ey ümmeti Muhammed, ağlamayın. Eğer İslam'ın hakimiyeti için Müslümanların kanı akıtılacaksa kanlarımız feda olsun. Ey ümmeti Muhammed, hüzünlenmeyin. Eğer aleme adaletin tesis edildiği günler yakın ve gerçekleşmesi için canlar gerekiyorsa canlarımız feda olsun. Ey ümmeti Muhammed, kederlenmeyin. Eğer Allah'a ve ahirete uzak olanların hidayetinin doğumu için bedenlerimiz feda olacaksa her birimiz Allah uğrunda kurbanlar olsunlar. Ey Müslümanlar, yeryüzünün zulümle kirletilmiş toprakları şehitlerimizin kanlarıyla temizlenecekse her birimiz Allah uğrunda feda olsun. Ey Müslümanlar, dünyaya yön verdiğini zanneden zorba iktidarların tarih sayfalarında silinip yerine adil, Rabbani, salih, muttaki idarecilerin gelmesi için mallarımız Allah uğrunda feda olsun. Değerli Müslümanlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere Mekke'de tam 13 yıl boyunca bir avuç Müslüman dövüldü. Hakarete maruz bırakıldı. Ebu Cehil'in pis mızrağı Sümeyye'nin şerefli kanına bulaştı. Sonuç, Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi gaddar bir adamın hidayetine gebe kaldı. Eğer Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi adamların bu dünyada tekrar peyda olması için ümmeti Muhammed'in kanları, şerefli kanları akacaksa ümmeti Muhammed'in kanı feda olsun dercesine bu sözleri söyledi. Ah Müslümanlar, ha. Ne olur şöyle bir gidin. Müslümanların en fazla eziyet çektiği, dilinden ve elinden en fazla kötülük gördüğü Ömer bin Hattab radıyallahu anh ümmeti Muhammed'in sabrının ürünüdür. Ve Allah onu zilletten aldı, müminlerin halifesi yaparak büyük bir şerefin içerisine. Hatırlayın ne olur. Şam'dan Medine'ye geri döndüğünde kardeşlerine yaklaşarak ben ahalinin ne halde olduğunu öğrenmek için biraz geleceğim. Siz evlerinize geri dönün dediğinde yaşlı, pirifani, fakirliği albasından belli olan bir kadınla karşılaştı. Kadına yöneldi, dedi ki, ey kadıncağız, Ömer'in durumu nedir? Kadın dedi ki, Şam'dan sağ salim döndüğünü duydu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh kendisini tanımayan kadına tekrar yöneldi. Peki dedi, onun hakkında ne dersin? Onunla ilgili ne biliyorsun? Yönetiminde başarılı mıdır? Yoksa zalim bir adam mıdır? Gaddar bir adam mıdır? Salih bir idareci midir? Kadın Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın işitmekten imtina edeceği şu sözleri söyledi. Ey dedi adam, Allah dedi benden dolayı Ömer'e bir hayır vermez. Eğer Ömer'e bir hayır gelecekse
Semadan Allah rahmetini indirecekse, Allah benden dolayı bu rahmeti perdelesin dercesine bu sözleri söyledi. Vallahi de siz Ömer'in sırtına paslı bir hançeri vursanız bundan daha büyük bir acı veremezsiniz. Hazreti Ömer şok oldu. Kadına döndü, dedi ki kadın, neden böyle söylersin? Bu serzenişinin, bu yüklenişinin, Ömer'e olan siteminin nedeni nedir? Der ki, o iktidara geçtiği günden bu yana bana ne bir dinar verdi ne de bir dirhem verdi. Yani benim halimden bir haber, benim fakirliğimden bir haber, benim muzdaripliğimden bir haber. Hazreti Ömer radıyallahu anh belki kendisini teskin edecek bir soruyla karşılaştığını zannederken yine şaşkına uğrayacağı bir cevabı bulacaktır. Der ki, peki ey kadın, müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh senin bu halini nereden bilsin? Sen Medine'nin dışında uzak diyarlarda yaşayan bir kadınsın dercesine sordu. Kadın döndü, subhanallah. Bir kimsenin bir beldeye yönetici olup da oranın doğusu ve batısı arasındaki her bir şeyi bilmediğini zannetmiyor. Bir kimse idareci olacak, müminlerin halifesi olacak, iktidarı ve gücü elinde bulunduracak da yönettiği beldenin doğusunda ve batısında yaşanılan hadiselerden bir haber olacak. Ben diyor bunu zannetmiyorum diyor. Böyle düşünmüyorum. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ağlamaya başlar ve kendi kendine şu sözleri mırıldanır. Eyvahlar olsun sana ey Ömer. Yaşlı kadınlar dahi senden daha anlayış sahibiyken yazıklar olsun sana deyince kadına döndü. Dedi ki ey Allah'ın kulu. Ömer sebebiyle uğradığın zulmü kaç dinara satarsın? Ömer sebebiyle uğradığın zulmü kaç dinara satarsın? Zira ben Ömer'e çok merhamet duyan bir adam. Onu seven bir adam. Onun dünyasını da ahiretini de düşünen bir adamım der. Kadıncağız müminlerin emirine yönelir der ki benimle dalga geçme. Allah sana merhamet etsin. Yani sanki biriyle eğleneceksen git başkasıyla eğlen. Zaten içimde bulunduğum acı beni yakmakta. Fakirlik beni ızdıraptan ızdıraba koşturmakta, şimdi bir de senin dalgalarınla uğraşamam dercesine. Hazreti Ömer der ki hayır, ben seninle dalga geçmiyorum. Ömer'in zulmünü diyor senden satın almak istiyorum deyince 25 dinar anlaşılmış. 25 dinar. Tam bu sırada Hazreti Ali ile Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhuma onların yanına uğrarlar ve şöyle seslenirler. Ey müminlerin emiri, Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Kadın bir anda şok olur. Şöyle kafasını iki elinin arasına alır ve der ki yazıklar olsun. Müminlerin emirini şu dudaklarımla falçattı. Hakaret etti. Ne yapacağım ben şimdi dercesine? Hazreti Ömer radıyallahu anh ona döndü dedi ki hiç sıkıntı yapma. Allah sana merhamet etsin. Sonra etrafına bakındı. Bir deri parçası aradı ama bulamadı. Sonra bir kağıda uzandı. Bir kısmını koparttı ve üzerine şunları yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ömer yönetime geçtiğinden bu yana şu kadına yaptığı zulmü 25 dinara satın almıştır. Artık bu kadının mahşerde Allah'ın huzurunda iddia edeceği her şeyden Ömer beridir. Eğer gaflete düşer de kıyamet gününün sayfaları açıldığında korkular boğazlarda düğümlendiğinde İnsanların çırılçıplak cehennemin içine atıldığını görüldüğünde eğer kadın Allah'ın huzuruna çıkar da bu zulmü anlatırsa vallahi Ömer beridir.
Ve buna Ali de İbni Mesud da şahittir. Sonra oğluna yönelir, der ki oğlum bunu benim kefenimin içine koy. Ben Allah'ın huzurunda bu şekilde çıkmak istemiyorum der. Şimdi ey Müslümanlar, eğer yakın talimiz ümmetin bağrından bir Ömer'i çıkartmak için canlar istiyorsa kanlarımız feda olsun derler. Eğer Kudüs'ün Fatih'i tekrar Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi şecaat sahibi, adil, hakkaniyetli, muttaki, abid bir zat olacaksa evlatlarımız Allah yolunda feda olsun dediler. Eğer Mescid-i Aksa'nın imamı, hamisi Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi biri olacaksa kadınlarımızın akıttığı kanlar Allah yolunda feda olsun. Ey Müslümanlar! 13 yıl boyunca müşrikler Mekke-i Mükerreme'yi Müslümanlara dar ettiler. Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere bağını, bahçesini, evini, doğup büyüdüğü arazileri terk ederek Medine'ye gittiler. Bu acının ve yorgunluğun karşılığında Allah Yesrib'den abidler, arifler, muttakiler, mücahitler, şehitler çıkarttı elhamdülillah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim gibi kardeşleriyle oturduğu bir sırada bir adama yöneldi ve dedi ki cennetlik bir adama bakmak kime lezzet veriyorsa, kimin hoşuna gidiyorsa, kim cennetlik bir adam gördüğünde Allah'a ve Resulüne bağlanıyorsa, kim cennetlik bir adama baktığında Allah ve Resulüne koşuyorsa, kim cennetlik bir adama baktığında davada koşturacaksa, canını feda edecekse şu adama baksın dedi. Şu adama. Kim o adam Müslümanlar? O adam bir zamanlar Hüseyin bin Selam diye anılan Kaynuka oğullarının efendisi, Kaynuka oğulları Yahudilerin en büyük alimlerinden ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ismini Abdullah olarak değiştirdiği mümtaz şahsiyetlerden bir tanesidir. Yani ey Müslümanlar, ümmetin bağrından Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te, Batı Şeria'da, Tel Aviv'de Abdullah bin Selam gibi adamlar çıkacaksa kanlarımız ve canlarımız Allah yolunda feda olsun dedi o adam. Kimsin sen ey Abdullah bin Selam? Kimsin sen ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetlik bir adama bakmak kime keyif veriyorsa, lezzet duyuyorsa Abdullah bin Selam'a baksın dedi. Müslim'in hadisinde geçen sahih bir rivayet. Nesin sen ey adam? Vallahi bu adam iliklerine kadar teslimiyeti, sadakati ve liyakati benimsemiş önemli şahsiyetlerden bir tanesidir. Bunu iman ettiği gün gösterdi Allah Resulüne, alemlerin Rabbi olan Allah'a, o mümin erkeği ve mümin kadınlara. İki rivayet var kardeşler. İki rivayet var iman edişiyle alakalı. Birinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir peygamber olarak çıkacağını işittiğinde Kuba Mescidinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etmek ister. Yanında bulunan arkadaşlarına der ki ben peygamberliğini ilan eden bu adama 3 soru soracağım. Eğer doğru cevap verirse Tevrat'ta ve Talmud'da Allah'ın zikrettiği vasıflara sahipse bu 3 soruya doğru cevap verirse ona tabi olacağım. Eğer yanlış cevap verirse onun yalancı biri olduğunu ifşa edeceğim dedi. Kim? Hüseyin bin Selam. Yola çıktılar. Kuba Mescidi'nin bulunduğu mahallede Allah Resulü ile karşılaştı. Bakın hiçbir şey konuşmadı. Ne dedi biliyor musunuz? Bu dedi Allah'ın Resulüdür dedi. Bu dedi Allah'ın Resulüdür. Yanındaki kardeşleri ona yöneldi. Dedi ki ey Hüseyin, onun doğru veya yalancı olduğunu ortaya çıkartmak için 3 soru soracaktın. Onlara döndü dedi ki
Vallahi bu yüz yalancılara ait bir yüz değildi. Allah ve iman etti. Ve iman etti elhamdülillah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin elinden hidayet kasesini yudumladı. Allah'a hamdolsun. Bu birinci rivayet. İkincisi, kendisinin ifadesiyle ben diyor bana ait bir hurma bahçesinde yeni olmuş hurmaları toplarken nadir Yahudilerinden bir adamın, Arapların iddia ettiği adam Medine'ye gelmiştir sözünü duyunca diyor titremeye başladı. Dalın üzerinde diyor titriyorum. Sonra diyor Allahu Ekber diyerek tekbir getirdim. Sonra diyor ağacın altında oturan halam Halide bana döndü dedi ki ey yeğenim Allah sana umduğunu karşına çıkartmasın. Dedi ki Musa gelseydi sen ancak bu kadar sevinirdin. Sen neye seviniyorsun böyle? Allah umduğunu dedi karşına çıkartmasın deyince o da halasına döndü dedi ki ey halacığım vallahi o yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Musa bin İmran'ın öz kardeşidir. Yani peygamber kardeşidir. Onun gibi dedi peygamberdir. O da dedi la ilahe illallah sözü için gönderilmiştir. Deyince halası ona döndü ve dedi ki vallahi sen sevinmekte haklısın. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Medine'de karşılaşınca dedi ki bu yüz yalancılara ait bir yüz değildir. Kelime-i şehadeti getirdi. Hamdülillah. Onun teslimiyeti vallahi de gelecek bütün rivayetlerin üstündedir. Sadakati bütün rivayetlerin üstündedir. Ve öyle bir teslimiyete sahip ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yöneldi. Yahudilerin ne kadar yalancı, ne kadar iftiracı, ne kadar gaddar bir millet olduğunu söyledi. Dedi ki ya Resulallah, Yahudi milleti, dikkat edin Yahudi milleti, yalancı, iftiracı, gaddar bir millettir. Vallahi Abdullah biz buna şahidiz. Onların ne kadar büyük bir yalancı, şereften ve haysiyetten ne kadar yoksun, gaddar olduklarına vallahi alem şahittir. Sadece Müslümanlar değil, Batı dünyası şahittir. Düne kadar onlara eşeklik yapan Avrupa buna şahittir. Düne kadar onları sırtlarında taşıyan insanlar buna şahittir. Alem vallahi onların şereften yoksun olan tavırlarına şahittir. Masum insanların bulunduğu hastaneleri ele geçirerek Müslümanların gücünü kırmak, acılarını artırmak için uydurdukları iftiralara vallahi de alem şahittir. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme döndü dedi ki ya Resulallah eğer sen benim iman ettiğimi onlara bildirirsen ve ben bunu ishar edersem vallahi onlar bana büyük bir iftira atacaklar. Benim üzerimde büyük bir yalan politikası uygulayacaklar. Dedi ki sen onları bulunduğun yere çağır. Ben dedi bir odaya saklanayım ve sen benim ve babam hakkında sorular sor. Allah Resulü dedi tamam. Hani buna ihtiyacımız yoktur. Buna lüzum yoktur. Biz senin şehadetine güveniriz. Ama madem böyle bir şey istiyorsun tamam dercesine. Onu tasdikledikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin ilim sahiplerini evine davet etti. Abdullah da bir kenarda saklanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü dedi ki sizin milletinizden ve dininizden olan Hüseyin bin Selam ve babası hakkında ne dersiniz? Döndüler dediler ki o bizim en ilimlimiz ve en ilimlimizin oğludur. O yani Hüseyin en hayırlımız en hayırlımızın oğludur. O yani Hüseyin bizim Efendimiz ve Efendimizin oğludur dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Dedi ki eğer o Müslüman olduysa siz buna ne dersiniz? Dediler ki Allah bunu göstermesin. Hüseyin bin Selam asla senin dinine girmez deyince
Hüseyin içeri girdi ve onlara dedi ki, Allah'tan korkun. Siz size geleni kabul edin. Zira Tevrat'ta, yani elinizin altında bulunan eserlerde onun ismine ve sıfatlarına şahitsiniz. Onu yalanlayanların ilki siz olmayın deyince hepsi ona hücum ettiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki, o en kötümüz ve en kötümüzün oğludur. O en şerlimiz ve en şerlimizin oğludur diyerek meclisi terk ettiler. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme döndü, dedi ki, ya Resulallah, gördün mü? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, birinci şehadet kafiydi, ikincisi lüzumsuzdur dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi kardeşler, Medine'de bulundukları toprak parçasının içerisinde bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar insan iman etti. Ehli kitap Yahudilerin içerisinde. Hatırlayın ne olur? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin temiz zevcelerinden biri Safiye annemizdir. Kimlerden peki? Nadir oğulları Yahudilerinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeden önce babası ve amcasıyla arasında geçen diyalogtan bahseder. Der ki, amcam babamı ziyaret etti. O sıra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini ilan etmişti. Amcam babama dedi ki, bu bizim kutsal kitaplarımızda geçen peygamber midir? Babam dedi ki, evet, o bizim kitaplarımızda geçen peygamberdir. Peki ne yapacağız dedi. Babam dedi ki, onun dininin yayılmaması ve güçlenmemesi için elimden gelen bütün müsaadeni yapacağım. Allah'a bakma. Böyle alçak ve şerefsiz insanlar. Hakkın ve hukukun karşısında her zaman durarak zulmün ve iftiranın en büyük parçalarından bir tanesi olmuşlar. Tarih boyunca Müslümanlar. Tarih boyunca. Bakın Abdullah bin Selam'ın babasını, ki ben diyor Tevrat'ı ve Tevrat'ın tefsiri olan Talmud'u babamdan öğrendim. Benim öğretmenim babamdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sıfatları ve çıkacağı alametleri bana anlattıktan sonra döndü. Dedi ki, eğer dedi o peygamber Harun'un ailesinden, yani bizim soyumuzdan gelirse tabi ol. Değilse dedi, ona asla dedi tabi olma. Kim? Abdullah bin Selam'ın babası. Kim? Kureyza oğullarının lideri. Hepsi böyle Müslümanlar. Kaynukalların liderleri. Hepsi böyleler. Hepsi hainler. Azı hariç. Ve Abdullah bin Selam radıyallahu anh tabir yerindeyse geçmişin o küfür üzere ya da ehli kitap hali üzere kanmanın acısını dindirmek için ne yapıyor? Ailesine yöneliyor. Davete koşuyor, nasihata koşuyor, tebliğe koşuyor. İlk kazandıklarından bir tanesi de halası Halide olmuştur. İman etmiştir yaşlı kadın. Sonra kardeşi, ondan sonra ilim talebelerinden birkaç kişi. Bu sefer Yahudiler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki, bizim içerimizden en şerlilerimiz Muhammed'in dinine tabi olurlar. En şerlilerimiz Muhammed'in dinine tabi olurlar. Peki neden bu sözü söylediler? Dediler ki, eğer hayır ehli olsalardı dinlerini asla terk etmezlerdi. Vallahi bunu hayır ehli olduklarından dolayı söylemiyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Arap oluşundan dolayı söylüyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Harun'un sülalesinden gelmediğinden dolayı bu sözü söylüyorlar. Vallahi de şu yeryüzündeki Yahudi sevicileri İsrail oğullarından olmadıkları halde kalemleriyle, mikrofonlarıyla, kameraların karşısında, politik sahalarda, siyasi arenalarda, askeri güçlerde onları koruyanlar, o Yahudi sevicileri bilsinler ki en büyüğünden en küçüğüne varıncaya kadar, idarecilerinden hahamlarına varıncaya kadar, yaşlılarından en küçük çocuğuna varıncaya kadar vallahi de yeryüzünde sizi merkepler olarak görmektedirler. Yaranamayacaksınız. Sizi sevmeyecekler. Bilin ki sizin
Gölge düşmanlarımızdan bir tanesi de İsrailoğullarıdır. Bunu vallahi Avrupa bilsin. Şu yaşadığımız Anadolu coğrafyasında Allah'ın kitabını çok iyi bilen insanların torunları içerisinde Yahudilere müptela olmuş, Yahudilere aşık olmuş, İsrail vurgunu insanlar bilsinler ki onlar sizi merkep olarak görüyorlar. Ya siz bu kadar mı şerefsiz ve haysiyetsizsiniz? Sizi sevmeyen, sizi asla sevmeyecek olan dinlerine tabi olsanız da size üçüncü sınıf insan muamelesi yapan insanları korumaya halen devam ediyorsanız vallahi siz Garkat ağacı kadar şerefsiz bir varlıksınız. Eğer bu kadar mazlumun kanı akarken, bu kadar çocuk öldürülürken, kollar ve bacaklar koparken, hastaneler vurulurken, mescitler darmadağın edilirken, erkekler dahi yeri geldiğinde ağlarken, eğer alem onları koruyup Arapların bilmem neleri diyorsanız şerefsiz oğlu şerefsizsiniz. Eğer baban da böylese şerefsiz, atan da böylese vallahi şerefsizdir. Bu kadar basit Müslüman mı? Eğer bugün onları müdafaa edenler Arap milliyetçiliğiyle sorgulanıyorsa, eğer onların uğradığı zulmü dillendiren insanlara Arap ırkçılığıyla yaklaşılıyorsa vallahi sen şerefsizsin. Hiç haysiyetten, onurdan, izzetten, şereften bahsetme. İzzetin ve şerefin dağıldığı gün Allah sana bunu nasip etmemiş, payidar kılmamış seni. Evet, Abdullah İbni Selam radıyallahu anh Yahudi mahallesinde yaşarken öyle bir tecrit ediliyor ki komşuları selam vermiyor. Akrabaları gördüğünde görmezden geliyor. İçindeki acıyla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Diyor ki ya Resulullah, iman ettik. Ne dost kaldı, ne akraba. Allah'a İman ettik. Ne dost kaldı, ne akraba. Bu Peygamber aleyhisselama yapılan bir sitem değil. Bu içinde yaşadığı acının dile yansıması. Ne eş kaldı, ne dost, ne akraba deyince aziz ve celil olan Allah subhanahu ve teala bu duruma kayıtsız kalmaz. Maide suresi 55 ve 56. ayetlerini bu şahsın dudaklarından çıkan söz için indirir. Ve der ki sizin dostunuz, sizin veliniz, sizi koruyan, sizi seven, size sahip çıkan, sizin her daim arkanızda, önünüzde, sağınızda, solunuzda, üstünüzde olan kimdir? Allah'tır. Peygamberdir. Ve iman edenlerdir. Sizin gerçek dostlarınız, sizin gerçek akrabalarınız, takva sahibi olanlardır. Ve Allah devam etti, dedi ki, onlar ki Allah'ın emirlerine sımsıkı yapışıp, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman eden müminleri dost, veli edinirse üstün gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Bugün özellikle yaşanılan 43 günlük hadiselerin içerisinde Batı dünyasından Doğu dünyasına varıncaya kadar Allah'tan ve Resulünden bir haber olanların dudakları arasında ne çıkıyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Onlar Filistin'i yok etmek istedi. Alem Filistin. Onlar Müslümanların sayısını yeryüzünde azaltmaya çalıştı. Allah yeryüzünde Müslümanların sayısını arttı. Şimdi Avrupa'nın bağrından bir tane kadıncağız, bir kızcağız, bir erkek kalbi merhamete gelip de La ilahe illallah Muhammedur Resulullah sözünü söylediğinde bir bakacak ki dost kalmayacak, akraba kalmayacak. Bütün Yahudi sevicileri onun karşısında duracak. Ona da diyoruz ki bak Maide suresi 55 ve 56. ayetler senin için. Senin gerçek dostun Allah'tır. Resulüdür. Mümin erkek mümin kadın. Veli arıyorsan, dost arıyorsan Allah'tır,
Resulüdür, müminlerdir. Asla istikametinden sapma dedi Allah Abdullah İbni Selam'a ve onun gibi olanlara selam olsun inşallah. Evet, Abdullah bin Selam radıyallahu anh istikametinden şaşmadı. Birçok ayet üzerine indi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i hiç terk etmedi. Hatta Muaz bin Cebel radıyallahu anh Şam cihadındayken veba hastalığına yakalandı. Talebesi geldi. Ellerinin içerisi böyle sürekli yara oluyordu. En büyük alametler. Talebesi geldi, ağlamaya başladı. Muaz bin Cebel döndü. Dedi ki neden ağlıyorsun? Dedi ki vallahi ben dünya için ağlamıyorum. Derdim dünya değil. Ama dedi sen ölürsen seninle beraber ilim gömülecektir. Toprağa gömülecektir. Deyince korkma dedi. İlim benle beraber ölmez ki dedi. Sen dedi Allah'ın dinini şu dört kimsede var dedi. Dört kimsede. Bunlardan biri kim biliyor musunuz? Birisi var mı? Abdullah bin Selam radıyallahu anh. Nebi Aleyhisselam'ı hiç terk etmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gölge gibi takip etti. Her söylediğini zapt etti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onu o kadar sevdi ki üstünde geçen bir hadiste bir oturduğu sırada cennetlik bir adama bakmak kimin hoşuna gidiyorsa, kim keyif alıyorsa Abdullah bin Selam'a baksın buyurdu. Sad bin Ebi Vakkas anlatıyor Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bir grup ashabla yemek yiyordu. Hepimiz diyor doyduk. Yemekten diyor biraz artınca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü. Dedi ki o artan yemeği bir kenara koyun. Birazdan şu vadiden cennetlik bir adam gelecek. Ona dedi ikram edersiniz. Şimdi Sad bin Ebi Vakkas bunu işitti. O sıra kendi nefsine döndü. Dedi ki inşallah bu gelen kardeşim Umeyr'dir. Zira dedi abdest almak onu alıkoydu. Bu kapıdan girerse tabiri elindeyse Sad'ın ailesinin boynuna büyük bir şeref vurulacaktır. Ve hanların mutlu olduğu şey vardır insanlar. Zenginlik, makam, mevki hiçbiri umurlarında değil. Anılacakları, mutlu olacakları, insanlara üstünlük sağlayacakları şey Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarında saklı. Ve maalesef içeri kim giriyor? Sad bin Ebi Vakkas'ı tahmin etmeyeceği bir adam giriyor. Abdullah bin Selam. Biz diyor Sad, ona diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesini haber verdik ve arkasından da diyor yemek ikram ettik. Bir gün Muhammed bin Kalb diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu kapıdan ilk girecek olan kimse cennetliktir. Bir baktı ki o sıra o kapıdan Abdullah bin Selam radıyallahu anh geldi. Hasaten ve hasaten 7 Ekim'den şu son dakikalara kadar Filistin içerisinde özellikle Filistin içerisinde kaç tane kardeşimiz şehit olduysa çocuğuyla, yaşlısıyla, genciyle, kadınıyla, erkeğiyle aziz ve celil olan Allah'a sesleniyoruz. Rahman olan Allah'a onlar için dua ediyoruz. Allah'ım sen onları Firdevs cennetinde Abdullah bin Selah ile aynı sefrada misafir. Allah'a duamız budur. Abdullah bin Selam ile Firdevs cennetinin ihtişamı içerisinde sen de Gazze'li çocukları kıymet elimleri inşallah. Evet aziz dostlar ve Abdullah bin Selam radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra da hiç ara vermeksizin önce Hazreti Ebu Bekir'le irtidat edenlerle savaşmış. Hazreti Ömer ile beraber Şam'ın fethinde Sasani İmparatorluğu'nun yıkılışında rol oynamıştır. Hazreti Osman'ı çok sevmiştir. Onun yanında idareci olarak heyetinde danışman kurulunda görev yapmıştır. Hazreti Osman radıyallahu anh onu çok sevmiştir. Böyle özel şeylerini ona anlatmıştır.
aralarında da şöyle bir diyalog geçiyor. Hazreti Osman diyor ki, kardeşim diyor, bu gece rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Özellikle Abdullah'a çağırır. Artık böyle etrafının, evinin kuşatıldığı, Hazreti Osman'ın öldürüleceği anlar. Abdullah İbni Selam'ı çağırıyor. Diyor ki, kardeşim diyor, bu gece diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana döndü, sarıldı ve dedi ki, ey Osman, evinin dedi etrafı mı sarıldı? Dedim ki, evet ya Resulallah. Peki dedi, ya Osman, seni susuz mu bıraktılar? Dedim ki, evet ya Resulallah. Peki dedi, ya Osman, ister misin dedi, iftarını dedi bizle beraber cennette aç. Dedi ki, kabul ya Resulallah. Abdullah İbni Selam ona döndü, sarıldı. Dedi ki, sakin ol dedi kardeşim, sakin ol. Zira dedi, bu senin hak olduğunun en büyük alametlerinden bir tanesidir. Ve dedi, ben de seninle beraber, seninle beraber şehit olunana kadar seni dedi yalnız bırakmayacağım. Hazreti Osman dedi ki, hayır. Senden dedi sadece bir ricam var. Bir ricam. O da dışarıdaki insanlara Allah'ı ve ahiret gününü hatırlat. Allah'a merhaba demek. Git falancaları çağır değil. Git yavruları topla değil. Benim evimde bulunmayan alet ve edevatı buraya getir değil. Git onlara dedi nasihat et. Allah'ı hatırlat. Resulünü hatırlat. Ahireti hatırlat. Bedir'i hatırlat. Uhud'u hatırlat. Allah yolundaki güzel günlerimizi hatırlat. Neden böyle bir fitnenin içerisine düştüğünü onlara hatırlat. Çıktı insanlara nasihat etti. Ama maalesef ki özellikle Mısır'dan gelen asiler onu dinlemediler ve onun olmadığı bir anda Hazreti Osman'la Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inşallah cennete buluşturacak. Biz şehadetin sebebi oldular. Allah onları kör bir cehennem ateşinde yaratsın. Hazreti Osman radıyallahu anh şehit olduktan sonra artık Hazreti Ali döneminde inzivaya çekildi. Bütün siyasi işlerden uzaklaştı. Hiçbir ihtilafa konu olmadı. Ne Hazreti Ali'nin yanında yer aldı, ne de Hazreti Ali'ye karşı olanlarla birlikte yol yürüdü. Kenara çekildi. Ve Allah Azze ve Celle hiçbir fitneye bulaşmadan Abdullah bin Selam'ın canını kabzetti. Vefat etmeden önce yanında bulunan yakınlarına döndü. Sizden dedi, tek bir ricam var. Beni Baki mezarlığında kardeşi Osman'ın dedi yanına gömün. Beni Baki mezarlığının içerisinde dedi ki Hazreti Osman radıyallahu anh'ın yanına gömün. Şimdi ey aziz dostlarım, eğer bu dünyanın içerisinde doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde alınlarının ortasına cennet mührü vurulan Abdullahlar çıkacaksa, varsın kanlarımız ve canlarımız feda olsun dedi o Filistinlimiz. Allah ümmeti Muhammed'i izzet ve şerefini artırsın. Allah Azze ve Celle yeryüzünde mustazaf durumu düşünen kardeşlerimizin böyle büyük zaferler versin ki onlara acılarını unuttursun. Allah Azze ve Celle bu dünyayı ümmeti Muhammed'e dar edenlerin akıbetlerini kızgın, alemli, şiddetli cehennem ateşinde karşılığını versin ve onların hiçbirine ama hiçbirine bu dünya hayatında huzuru ve rahatı tattırmasın. Kabir onlar için bir zindan, kabir onlar için cehennem bir ateşi ve münafıkların da en alt kademelerinde onlarla beraber cehennem ateşinde yanılıyor onlara nasip etsin. Geceniz hayır olsun, bakıbetiniz hayır olsun, cennetiniz firdevs hali olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifu. Selamun aleyküm ve mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.